yıl 14.sü düzenlenen söyleşi, panel ve şiir dinletilerinin de yer aldığı Ankara Kitap Fuarı. 71 ülkeden 340 filmin gösterildiği 70. Uluslararası Berlin Film Festivali. Toplumsal cinsiyet üzerine eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkan Histerik Bahçe sergisi. 5 sanat bölümünde karikatür, çizgi roman, storyboard gibi alanlarda çalışmaları bulunan Tarık Tolunay. Piyanist Rüya Taner'le özel söyleşi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan gençlerin hikayesinin anlatıldığı sinema filmi 6 Mart'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yedi düven saldırıyor bu topraklara. Geçit yok. Mendilim Kekik Kokuyor isimli filmin Kadir Bozkurt tarafından yazılan senaryosu Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı senaryo yarışmasında birincilik ödülüne değer görüldü. Kumandan gözlerimin içine baka baka sana sesleniyorum dedi. Sen daha çocuksun Hasan'ım. Filmin çekimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ın destekleriyle Antalya ve Çanakkale'de gerçekleştirildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Türkiye'de kayak denilince akla ilk gelen merkezlerden olan, bir dönem pek çok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan Uludağ, yıllardır tatilciler için cazibesini sürdürüyor. Osman Gazi Köprüsü'nün hizmete girmesinin ardından İstanbul'dan Uludağ 2,5-3 saatte ulaşılabiliyor. Tatilciler kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlanabiliyor. Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal ortamında görüntülendi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi aştığı Munzur Vadisi'nde yaşamını sürdüren yaban keçileri, yiyecek bulmak için sarp kayalıklardan alçak kesimlere iniyor. Munzur Vadisi Milli Parkı sahasında yaklaşık 2000 rakımlı tepelerde yiyecek arayan yaban keçileri kameraya yansıdı. Eğitim Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Eylül Fuarcılık İşbirliği ile Ato Kongresyum'da düzenlenen 14. Ankara Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışta fuarın onur konuğu yazarlardan Jean-Christophe Grange ve Gülten Dayıoğlu birer konuşma yaptı. Fuar boyunca Fransız edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller düzenlenecek. Fransız yazarlar Jean-Christophe Grange, Jean-Paul Monguin ve Brigitte Labbé'nin yanı sıra İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gupse Özay ve daha birçok yazar imza ve söyleşi programları düzenleyecek. Fuar, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin olduğu binden fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Sahafların da bulunacağı fuarın bu seneki konuk ülkesi Fransa olacak. 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 14. Ankara Kitap Fuarı her gün 10-20 saatlerinde ziyaret edilebilecek. National Jury of the 70th Berlinale, Jeremy Irons. 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. İngiliz aktör Jeremy Irons'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde en iyi film kategorisinde Altın Ayı ödülü İranlı yönetmen Muhammed Rasulof'un Şeytan Vojut Nadarat adlı filmine verildi.
Törene katılamayan Rasulov'un ödülünü kızı Baran Rasulov aldı. This is for him. Berlinale'de jüri büyük ödülünü ABD'li Eliza Hittman'in yönettiği Never Rarely Sometimes Always alırken, en iyi yönetmen dalında Gümüş Ayı ödülü Doman Chin Yeoja filmiyle Güney Koreli Hong Sang-soo'ya verildi. En iyi kadın oyuncu dalında Undine filmindeki rolüyle Alman oyuncu Paula Beer, en iyi erkek oyuncu dalında ise Hidden Away filminde oynayan İtalyan aktör Elio Germano ödüle layık görüldü. En iyi senaryo dalındaysa Gümüş Ayı ödülünü Fabulous filmiyle Damiano ve Fabio De Innocenzo kardeşler aldı. Gülcan Şenyuvalı, 5. kişisel sergisi Histerik Bahçe ile sanatseverlerle buluştu. Toplumsal cinsiyet, kadın kimliği üstüne özgün eserleriyle tanınan Şenyuvalı, bu sergide de aynı temayla yola çıktığı 24 eserini sergiliyor. Bu sergide de yine konu çocukluktan başlayarak oyuncaklar üzerinden bu cinsiyetlerde kimlik oluşumunun nasıl ortaya çıktığı, yani nasıl kimlik oluşturduğuna değiniyor öncelikle bu alanda. Daha sonra serginin bir tarafında bu kadının toplumda maruz kaldığı baskılar ve o kimliksizleşme ortamı, diğer tarafta da kendi hayalini kurduğu kadının özgürleştiği bir ortam sunuyor izleyiciye. Bunu yaparken yine dediğim gibi kadınların suratlarını görmüyorsunuz, yüzleri yoktur mesela. Bu bir kimliksizlik ifadesi olarak kullanıyor bunu. Çocukluktan bu kız çocuklarının süslü püslü, hani giyinip bir kadın figürü olarak ortaya topluma çıkmasının biraz çocukluktan itibaren bu oyuncaklarla şekillendirildiği, erkeklerin daha hani güçlü görünmesi gerektiğine yönelik o işte daha militarist oyuncak tipleri diyelim. Bunu biraz vurgusunu yapıyor. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi olan sanatçı, eserlerinde farklı teknikleri bir araya getiriyor. Geleneksel o dikiş tekniğimizi kullanarak hani bir çeşit eskiz ve silüetler çıkarıyor tuvallere. Akrilik, yağlı boya, kara kalem, mürekkepli kalem gibi çeşitli teknikleri bir araya getirerek eserler oluşturuyor. Bugüne kadar Bienal, Çalıştay, Sempozyum ve Karma sergilere katılan Şenyuvalı, dikiş uygulamalarının olduğu eserlerin ilhamını terzi olan kardeşinden alıyor. Bu arkamdaki kızların olduğu resimlerde de bizim çocukluğumuzda oynadığımız o kağıt bebeklerin üzerine giydirilen kıyafetler. Ama her birinin göğsünde de bir küçük oyuncak asker işlemesi var mesela. Onu da dikişle yapıyor. Yani hem teknik olarak hem vurguladığı konu olarak şu an toplumda zaten gündemde, her zaman gündemde olan tüm dünyada bir konuyu yapıyor. Ve bunu da tekniğiyle biraz farklılaştırıyor açıkçası. Histerik Bahçe, sanat tarihi açısından önem taşıyan bir binada ziyaretçilerini ağırlıyor. Fahren Nisa Zeyd'in ilk iki kişisel sergisini açtığı Rally Apartmanı'nda. Ferda Art Platform'un ev sahipliği yaptığı Histerik Bahçe sergisi 12 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. TRT Çocuk'ta yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi diziden uyarlanan Kaptan Pengu ve arkadaşları Mandalina'nın günlüğü 28 Şubat'ta vizyona girdi. Mandalina günlüğüm için gülümsemek ister misin misket? Küresel ısınmaya dikkat çekilerek çocukları eğlendirirken öğrenmeye sevk eden animasyon filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstlendi. Birine göre çok tuhaf davrandığını düşünüyorum. Öncelikle hizmet olarak görüyoruz, eğlenceden daha öncelikli. Çocuklara güzel bilgiyi, doğru bilgiyi, güvenli bilgi vermeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bütün filmlerde bu hedefimiz buydu. Zor bir konu baktığınız zaman, eğlendirmeniz gerekiyor bilgiyi verirken. Çünkü çocuk sıkılarak izlediği bir şeyi, bir şeyden bilgi almak istemiyor. Eğlenmesi lazım ama küresel ısınma, işte çevre duyarlılığı, bunlar çocuklara anlatılması zor olan konular. 39 bölüm diziyi yaparken Avrupa Birliği projesiydi. Desteklenen bir projeydi 39 bölüm.
çocuklara çok güzel eğlendirerek bu konuları anlattık. Hatta biz işte Arzu Hanım yazarken karşılaştığımız bazı konuları biz bile bilmiyorduk. Biz yaparken öğrendik. Burada da filmde de benzer bir şekilde çocukları eğlendirerek öğretmeye çalıştık. Mutlu olduklarını düşünüyoruz. Çocuklar diziyi çok tuttular, çok sevdiler. Sinemada da çok eğlenecekler ama çıktıklarında da çok güzel bilgiler alıyor olacaklar. Seni bir yerden tanıyor mu? Yok, ben Kaptan Penguin'im. Penguin'im yani. Hazırlık süreci 8 ay süren filmin senaryosundaysa Arzu Yurtseven imzası bulunuyor. Yine ayakta uyudum değil mi? Kesin ayakta uyudum. Su ve suyun kullanımı üstünden başlayıp çevre konuları, doğa konuları, sıfır atık, atık yönetimi, geri dönüşüm meselesi gibi konuları anlatan, yani ana konusu bu olan bir işti. Dolayısıyla devam filmini de yine aynı meseleler üstünden seçmek istedik ve şu anda daha böyle bir global meseleye nasıl dokunabiliriz diye düşündük. Tabii ki dünyanın şu andaki en büyük sıkıntısı küresel ısınma. Dolayısıyla onu seçtik. Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın eğlence dolu hikayesi seyircilerini bekliyor. Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mucebince Ameloğlu'na Hattı Hümayun sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçiyle buluşuyor. Sergi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan ve önemine binaen hazine-i evrak denilen arşivlerde mevcut milyonlarca evrak arasından seçilen padişah hatlarından oluşuyor. Millet Kütüphanesi'nin açılışı vesilesiyle Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mucebince Ameloğlu'na Hattı Hümayun sergisi, Osmanlı'dan günümüze kalan hazine-i evrakta saklanan padişah hatlarından oluşmaktadır. 51 adet Hattı Hümayun mevcuttur. 2. Mahmut'tan Sultan Vahdettin'e kadar padişahlarımızın hatları sergilenmekte olup, bu sergide bir ilk olarak 2. Mahmut'a ait kendi el yazısıyla yazdığı devasal boyutlarda bir hat mevcuttur ve ilk defa halkımızla buluşmuştur. Diplomatika biliminde Hattı Hümayun olarak anılan bu belgeler, kültür tarihi açısından önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Eserler ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilerin ilgisi çok yoğun ve çok güzel. Merak ederek geliyorlar. Bazısı bu konuda inanılmaz derecede bilgiye sahip. Bazısı da öğrendiklerine o kadar çok şaşırıyor ki daha evvel Ankara'da böyle bir sergi neden olmadı diye bize taleplerde bulunuyorlar. 51 adet Hattı Hümayun'un bulunduğu sergi profesyonel iklimlendirme ve aydınlatmayla büyük bir titizlikle korunuyor. Bu belgeler arşivlerde gerekli iklimlendirme çalışmaları yapılarak koruma altına alınmaktadırlar. Hattı Hümayunlar o dönemin aydınlatılması açısından, Türk kültürü tarihi açısından oldukça önemli belgelerdir. Ferman ve beratlar divani yazı ile yazılmış olup tesiple süslenmiştir. Altın tozu kullanılarak günümüze kadar gelmiştir. Mucebince Ameloğlu'na Hattı Hümayun sergisi 20 Nisan 2020'ye kadar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde görülebilir. Tarık Tolunay İstanbul'u piksel piksel ele alıyor. 30 yıllık çizerlik geçmişine sahip Tolunay, karikatür, çizgi roman, storyboard, illüstrasyon ve animasyon alanlarında çalıştı. Son yıllarda ise Fraktal İstanbul adını verdiği çalışmasıyla İstanbul'un belirlediği bölgelerini detaylı olarak çiziyor. Çocukluğumdan itibaren haritalara karşı özel bir ilgim vardı. 2010'lu yıllarda İstanbul'a dair çok fazla görsel biriktiğini düşündüm zihnimde ve bunları haritalara dökmeyi düşündüm.
2010'lu yıllarda ilk yola çıktığımda bilgisayar teknolojisi benim hedeflediğim karmaşıklıkta bir haritalamaya pek izin vermiyordu açıkçası. Ama daha sonra bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle birlikte olabildiğince ayrıntılı, İstanbul'un ruhunu yansıtabileceğim bu illüstratif haritaların çalışmalarına başladım. İlkini 2017 yılında duyurduk. Tarihi Yarımada'yı kapsayan bir çalışmaydı bu. Sonrasında 2020 yılında Haydarpaşa ile devam etmiş olduk. Tolunay'ın hedefi Galata Köprüsü ve Eminönü bölgesi, Galata Kulesi ve çevresi, Üsküdar kıyıları ve Kadıköy'ün çizimlerini yaparak eski İstanbul'un dev kadrajını oluşturmak. Tabii İstanbul çok karmaşık bir şehir. Yani Avrupa'daki şehirleri biliyoruz. Genelde planlanmış ve birbirini kesen sokaklarla inşa edilmiş şehirler. İstanbul tümüyle asimetrik ve tarihin tarihsel gelişimiyle birlikte üst üste binmiş ve sonsuz ayrıntı barındıran bir şehir. Bu şehri çizmek elbette ki çok zor ve tarihi çok köklü olduğu için birçok mimari eser barındırdığı için yoğun bir araştırma süreci gerekiyor. Yani sadece çiziyor olmak yeterli gelmeyecekti İstanbul'u çizmek için. Benim çalışmalarım batılı seyyahların gravürlerinden ve Osmanlıların minyatürlerinin bugünkü teknolojiyle harmanlanmış halleridir. Fraktal İstanbul, güncel fiziki yapılarla birlikte şehrin hafızasına kazınmış figür ve yapılara da yer veriyor. Benim haritalarım İstanbul'u birebir çizmek üzere yola çıktığım haritalar değil. Biraz benim hayalim, biraz gerçek İstanbul ve biraz da İstanbul'un yarattığı o hikayeler zincirinin karması. İstanbul sonuçta korkunç ayrıntı barındıran bir şehir. Bu ayrıntıları hepsini yansıtmak imkansız. Sinemamızda Haydarpaşa'nın yeri çok var biliyorsunuz. Gurbet Kuşları filminden bir sahneyi orada canlandırdım. Şu anda Boğaz sularında ne yazık ki gezemeyen kalender vapurunu çizdim. Sanki hala varmış da Boğaz sularında geziyormuş gibi hayal ettim. Onun haricinde şu anda kullanılmayan banliyö trenlerimiz var. Kırmızı beyaz. Onları yerleştirdim. Şairimiz Nazım Hikmet'in İstanbul'a dair birçok şiiri var ama özellikle Haydarpaşa'ya dair çok ayrıntılı betimlemeleri var şiirlerinde. Nazım Hikmet'i bir şekilde bu çizime yerleştirdim. Türk Halk Müziği'nin emektar sesi, Özay Gönlüm. 1940'ta Erzincan'da dünyaya geldi. Küçük yaşta ağız harmonikası çalarak müziğe adım atan Gönlüm, ortaokulu öğrenimi sıralarında keman ve bağlama çalmayı da öğrendi. Ankara Radyosu Yurttan Sesler programıyla sanat dünyasına adım attı. 1966'da Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı. Özellikle Denizli yöresinin türkülerini sesi ve sazıyla mikrofonlara taşıdı. Çalıp söylediği Ege türküleri kadar taklit yeteneği, şovmenliği, fıkraları ve mahalli Denizli şivesiyle gönüllerde yer etti. Ününe ün katan Ninenin Mektubu oldu. Bu isim adı altında onlarca konuşmayı Denizli ağzıyla ve nükteli tavırlarıyla plaklara okudu. Başta Zeki Müren olmak üzere pek çok ünlüyle aynı sahneyi paylaştı. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çin ve Hindistan'da konserler verdi. 1973'ten itibaren tam 10 sene İzmir Fuarı'nda sevenleriyle buluştu. TRT'de tarıma ve çocuklara yönelik programlarda yer aldı.
Kültür Bakanlığı Halk Müziği Geliştirme Merkezi'nde repertuar kurulu üyeliği yaptı. Radyo oyunlarında ve tiyatrolarında roller alan Özay Gönlüm'ün son televizyon programı ise TRT1'deki Türk Halk Müziği İstekleri oldu. Türküleriyle gönülleri fetheden Özay Gönlüm, 1 Mart 2000'de hayata gözlerini yumduğunda ardında başta Kütahya ve Denizli yöresinden olmak üzere 3400'den fazla türkü derlemesi bıraktı. Sezgisiyle, duygusuyla dokunuyor piyanonun tuşlarına. Konser piyanisti Rüya Taner. İlk müzik çalışmalarına babası Yılmaz Taner'le başlayan Rüya Taner, çocukluk yıllarından bu yana dünyanın farklı coğrafyalarını piyanosuyla arşınlıyor. Babam esasında piyano eğitmeni. Ve orkestra şefi. Dolayısıyla evde hep bir müzik sesi vardı ve çoğu zamanımı da piyano başında geçirdiğim söylenmekte. Baba tabii bunu keşfedince üzerime şey yapıp yönlenip beni ona göre çalıştırmaya başlıyor. Sanıyorum 1979 yılı olacak. Rahmetli hocamız Mithat Fenmen'le beni çalıştırmak üzere Ankara'ya götürüyor. Ondan ödevler alıyoruz. 3 ay hazırlanıp tekrar hocayı görüyoruz. Bu 3 yıl kadar sürdü. Sonra okula başlayacağım gün maalesef hocanın ölüm haberi geldi ve tabii benim için bir diğer şans da Tulga Çetis hocayı tanımak oldu. Onunla bir dönem çalıştım. Bir dönem diyorum çünkü yaz tatili için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğimde İdil Hanım tesadüfen konser için Kıbrıs'a geliyor ve beni ona dinletiyorlar. Taner 11 yaşında piyanist İdil Biret'in destekleriyle yürürlüğe giren Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiştirme Yasası'ndan yararlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bursuyla Londra'da Guildhall School of Music and Drama'da eğitim gördü. Oradan performance course yaparak mezun oldum. Ondan sonra da 2 yıl master's dediğimiz post graduate course'tan da konser piyanisti unvanıyla mezun oldum. Sanatçı Ulusal Mozart yarışması, Oxford ve Hatfield yarışmaları ve Franz Liszt yorumları gibi pek çok prestijli yarışmada birincilik ödülünün sahibi oldu. Kendi düzenlemelerim var. Bu aralar onlara biraz yoğunlaşmış durumdayım. Bizim halk ezgilerimizi hem Türkiye'mizin hem Kuzey Kıbrıs'ta oluşan yerli türkülerimizden oluşan bir kitap şu an hazırlanıyor. Onu inşallah piyasaya sunacağız. Onun çalışmaları sürüyor. Taner, kişisel çalışmalarının yanı sıra bu yılki 15 Mart'ta başlayacak olan Kuzey Kıbrıs Bella Pais Müzik Festivali sanat danışmanlığını da yürütüyor. Merhum Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın döneminde babam kendisiyle çalışırken danışman olarak bu festivali başlattılar. Esas amaç Kıbrıs'taki hem sanatsal faaliyetleri daha hızlandırmak hem de yabancı sanatçıların adamıza gelmesini sağlamaktı. Bayağı da ilgi oluyor. 2 hafta sonra başlıyoruz. İspanyol bir karı koca geliyor. Flüt piyano resitalimiz var. Akabinde Nisan ayında Adanın Rüyası ismini taşıyan projemiz festival içerisinde genç yeteneklere fırsat veriyoruz. Bu yıl Bursa'dan minik bir piyanistimiz var. Aynı zamanda 2 tane de ödül almış İtalyan piyanist, genç piyanist bizlerle birlikte olacak. Taner, müzik yolculuğunu Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere başta olmak üzere farklı kültürlerin etkileşimde olduğu duraklarda sürdürüyor. Piyano ve farklı enstrümanların birlikteliklerini önemsiyor.
daha ağırlıklı piyano-perküsyon ikilisi olarak konserlerimizi yapıyoruz. Burada Vurmalı Çalgılar sanatçısı Dinçer Özer benimle beraber bu projede. Onunla hem karma bir resital sunuyoruz, ben solo eserler çalıyorum ama Türk çağdaş bestecilerimiz ve Türk halk ezgilerimizi kombine ettiğimiz çalışmalarımızda da onunla birlikte bu programı sunuyoruz. Çok fazla Türkiye'mizde henüz konserimiz olmadı ama yurt dışında bayağı ilgiyle izlenen bir program. Çünkü hem Türk ezgileri hem ritmik yelpaze açısından çok zengin. Taner'in Dinçer Özer'le birlikte imza attığı müzik çalışmaları, CD ve DVD gibi farklı formatlarda dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ben bu arada önümüzdeki ay İtalyan besteci Paola Culicini'nin bir projesinde yer alacağım. Onun eserlerinin kaydı var İzmir'de. Onlar için çalışıyorum. Ve ilk etapta Viyana'da resitalim var. Önümüzdeki ay artık başlıyor sezon yine. Rüya Taner, 2001'den bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanlığı görevini yürütüyor ve kişisel müzik çalışmalarına devam ediyor. Stefan Zweig'ın kaleme aldığı son eser Satranç, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yorumuyla sahnede. Bu savaşta siyah, beyazın o an hangi manevraları yapacağını bilemez. O yüzden sürekli tahminler yürütmeye, çıkış yolları bulmaya çalışıyor. Bu bizim yüreğimiz. Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı ve eserlerinden bir seçki sunan oyun, müzik, dans ve görsel efektlerle zenginleştirilmiş. Kuşları boğdular. Çimenleri söktüler. Yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlar. Osmanlı yazmalarından hikayeler, Hafıza-i Beşer sergisinde izleyiciyle buluşuyor. Andy Warhol sergisinde pop art'ın öncüsü Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinin orijinal eserleri yer alıyor.